Peki. Yine Dilara'cığım senle devam edeceğim. Gelinlerimden Dilara yani ağızları açık bırakacak bir itirafta bulunmuş. Dönüşte bu itirafı konuşacağız. Bakalım ne itiraf etmiş, izleyelim. Ben evlenmeden önce eşimin borçlarının olduğunu bilmiyordum. Evlendikten sonra bir sürü kredi kartına borç yapmış. Şoka girdi. Evlendikten sonra öğrendim. Ha, Öncesinde yapmış. Ha. Ben evlendikten sonra öğrendim. Gelen bütün takımların hepsi borca gitti. Hiçbir şey elimizde kalmadı. Şaka ben bilmiyordum o kadar borcu olduğunu. Ha, bilseydim araya zaman koyardım. Ödetirdim o borcu da ona. Ailesini de ödetirdim. Senin bütün takılarının parası borca gitti. Ondan önce de senin kayınvalidenin borcuna gitti. Sonra da eşinin borcuna gitti. Ya acaba borç ödemek için seninle mi evlendi? Ben anlamadım ya. Ben de bir şey anlamadım. Hayır, seninle evlendi değil de borç ödemek için mi düğün yaptı? Durumları iyi, evleri var çok şükür Allah'ım ama borç yapmaktan çekinen insanlar. Borç yapmak istemiyorlar. Eşin onlara çekmemiş. Hayır, kendi borçları. Yapmış, o da borç, o da borç. Gençken harcamış. İşte yani ondan borç sonra, yani. Evlendikten sonra hepsi ortaya çıktı. Gönül abla. Kredi diyor, kredi şöyle. Benim oğlum araba aldı. Arabayla kaza yapmıştı. Kazadan sonra oğlum tek kapılı araba almıştı. Tek kapılı aldığı için bir de kaza yapmış. Benim oğlum kurtulmuş ya. Benim için arabaymış, paraymış, neymiş hiç onunla değil. Tabii ki. Önce önemli olan benim evladım sağlığı. O yüzden çocuk babası kredi çekti. Kredi çekelim dedi. Senin arabanı çift kapılı yapalım dedi. Madem bu kadar çok istiyorsun. Ki elimizde de para yok gerçekten. Gittik köyde ev yaptık. Para mara kalmadı bizde. Vicdan azabı çekti çocuk. Dedi ki baba senin kredini şey yapalım dedi. Paranı ödeyeyim ben kredi çekeceğim kendi adımla. Onu ödemem lazım. Ben senin üzerinde böyle borç bırakam dedi. Çocuk o krediyi çekti. Kredi dedi odur yani anladın mı? Borç odur. Dilara bundan haberi yok. Bilmediği için konuşmuş işte. Dilara'nın da hiçbir şeyden haberi yok. Dilara'nın haberi yok. Ama Dilara o zaman bunların hayatında değil ki. Zaten Dilara onu diyor. Haberim yokmuş borcu şimdi var. Mevzu şu. Gönül abla sen de bize tekrarladın ama. Zaten mevzumuz şu. Sevgili izleyicilerim. Dilara diyor ki. Ben evlendim, bir adama aşık oldum, onunla evlenmeye karar verdim. Önceden konuşulur ya her şey. İşte benim şuyum var, buyum var, şöyledir, böyledir. Şu hastalığım var, bu param var, bu borcum var. Bana söylenmedi diyor. Biz şimdi bunu konuşuyoruz. Çünkü Dilara bize derdini anlattı. Sen ne düşünüyorsun Dilara bu konuyla ilgili? Biz evlendik. Evlendikten sonra işte o altınların geldiği günü biz onları bozdurduk. Seçimin bir ertesi günüydü zaten bizim evlendiğimiz tarih. Gittik bozdurduk. Ben onları bankaya yatıracağımızı biliyordum. Eşim dedi ki kredilerim var dedi böyle böyle diye. Ben hani bir şey tepki veremedim o an şaşırdım tabii ama çok fazla olduğunu bilmiyordum. Daha doğrusu hani araba mevzusunun olayını bilmiyordum. Mesela onu daha bir hafta önce falan öğrendim. Araba mevzusunun işte kredi çekilmiş, işte kayınpederimi geri işte ödenmiş hani. Onları daha yeni öğreniyorum. Yani ben bir hafta önce öğrendim. Ay şok olmuştur kız Ondan ya. Ondan sonra işte bütün paralar oraya gitti. Diyorum ya paranın hiçbir önemi yok aslında benim için ama... Bir şey dedin mi eşine? Yani bir aranızda düğünün ertesi günü sonuçta bunu öğreniyorsun. Şimdi şok oldun ama bir şey diyebildin ya mi? Ya hayata 1-0 hep geride başladık biz. Borcumuz olduğu için hep böyle. Bir iki sene böyle hep borç ödedik, hep borç ödedik. Gerçekten bizi böyle hani yıprattı. Biz çok büyük bir aşk evliliği yaptık eşimle. Halen de eşimi çok seviyorum. Ama o borçlar biraz bizi yıprattı 2 yıl boyunca. Fazla yıprattı bizi. Şimdi ben... ama şu anki kafam mesela ben yaklaşık 1 yıl öncesi Dilara ile şu anki Dilara arasında uçurum var. Neden? Nursel Hanım ben önceden geçmişimle geleceğimle yaşayan bir insandım. Ama şu an asla ne geçmişime bakıyorum ne geleceğime bakıyorum. Anımı yaşıyorum. Şu an mutluysam çok şükür Allah'ıma diyorum. Gerçekten hani hayat yani bir saniyemiz hiçbirimizin garanti değil. O yüzden maddiyata hiçbir zaman önem vermiyorum. Öncesinde de vermiyordum, şu anda da vermiyorum. Çok şükür sağlığımız yerinde. Ben yine söylüyorum, evet bir kırgınlıklarım vardı ve beni bu çok yıprattı. Döne döne eşimin yüzüne vuruyordum, söylüyordum. Hani beni fazlasıyla yıprattı. 1 yıl içerisinde bunu hani karar verdim. İşte yoga yapmaya başladım, nefes egzersizleri yapmaya başladım. Bunlar bana çok iyi geldi. Ya şu anki bakış açın güzel ama sanki bu konu hala sende taze duruyor ki.
Yani burası kaç kişinin izlediği, çok şükür reytinglerimiz de maşallah çok iyi. Yani büyük bir topluluğuz ya. Bizim önümüzde bu konuyu tekrar açman aslında o konunun hala sende çok taze olduğunu gösteriyor. Aslında bu konular konuşulmuştu, tekrar açıldı diye ben de söyleme gereği duydum. Damla, yeni evleniyorsun, evet. Yakında evleniyorsun. Aynı şey senin başına gelse, ertesi gün bir öğreniyorsun ki borçlar varmış bir sürü. Yani ben Nursel Hanım, borç var, ödeyemeyince ne yapacak? Kafayı yer yani. Furkan bir de borca gerçekten kafayı çok takan bir insan. Rahat uyuyamaz. Gününden önce öder borcunu. Ha ben kolumdan bunu çıkarır verirdim. Ama bunun ne kadar sayısı var? 4 tane mi verdim? 4 ay bunu söylerdim. Her gün. 4 öğün. İşte bana niye yalan söyledi? Bana desin ki, Damla borcum var. Düğünden sonra bu 4 bilezik de gidecek. Tamam derim. Bunu çıkartır veririm. Yoksa canını alacak halim yok. Tabii. Ama yalanla işte hani beni kandırmakla bir şey yapıyorsa ben onu ona zehir ederim yani. Ha veririm gene. Ama onu da burnundan getiririm yani. Çünkü beni kandırarak yapılacak bir şey değil bu. Söylesin, ben ona göre ne gerekiyorsa zaten kendim hallederim onu yani, veririm. Niyase sen de öyle mi düşünüyorsun? Eksik anlatması hatalı mı? Evet, hatalı. Benim hayatta en sevmediğim şey benim haberim olmadan bir şey yapılması. Yani 1 lira bile olsa, of, şey maddiyatın yani rakamı önemli değil. 1 lira bile olsa ben onun nereye gideceğini bileceğim. Hep öyleyimdir. Hesapçıdır arkadaş. Çok hesapçıyımdır. Yani hesapçı olarak bileyim. Paraya önem vermem. Ama bileyim. Yani Damla'nın dediği gibi yani Dilara'nın da bilsem alsın hepsi hiç umurumda değil. Yine kazanırız, yine alırız, yine bir şey yaparız. Ama bilmiyorsam vermem. Tepki büyük olur yani. Yeşim. Çok büyük olur. Ben bu konularda zaten bayağı muzdaribim. Başıma gelenleri zaten az çok buradaki herkes biliyor ama borç harç deyince benim aklıma tek bir isim geliyor. O yüzden Engin tecrübelerine güvendiğim için sözü kendisine bırakmak istiyorum. O kendisi bu konuda daha iyi yani yorum yapar diye düşünüyorum.